Seçim mağlubiyeti sonrası partisinin kurultayında konuşan Merelak Şener'in 15 vekil transferine ilişkin pişmanlık açıklaması gündemde. Altılı masadaki partilerden eski, yeni İYİ Parti yöneticilerinden önemli açıklamalar var. Peki kim neler söyledi? Gelin bir göz atalım. Bu parti seçime girebilsin diye Cumhuriyet Halk Partisinden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Akşener'in kurultay konuşması siyasetin gündemindeyken altılı masadaki partilerden biri olan Deva Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan'dan açıklama geldi. Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Kazandığımız her şeyi de anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başa dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var. Biz hiç kimsenin hakkını yemedik. İyi Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Aytun Çıray da sosyal medya hesabından uzun bir yazı kaleme aldı. Akşener'in pişmanım çıkışını eleştirdi. 15 vekilin transferi için pişmanlık değil gurur madalyası dedi. Çıray'ın seçim pazarlığı iddiası ortaya atması da dikkat çekecekti. İster yapacağı yerel seçim pazarlığına, ister AK Parti ile bir anayasa müzakeresine mazeret olarak kullanıp küçültmeseydi. Keşke böyle yorumlamasaydı dedi. Hesabımızı bugün ortaya koydu. Kurultay'da Genel İdare Kurulu'na giren İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu da Akşener'in sözlerini yorumladı. CHP 15 milletvekili vermemiş olsaydı daha çok kavga ve mücadele edecek. Seçime sokulmadığımız için belki Yüksek Seçim Kurulu önünde toplanacak. Farklı bir mücadele sergileyecektik diyen Kavuncu, Akşener'in bu sözleriyle CHP'ye değil İyi Parti'ye yönelik bir eleştiri yaptığını savundu. Kendilerine ediyorum. Hoş geldiniz. 15 vekil transferine ilişkin Demokrat Parti cephesinden gelen çıkışsa yeni bir tartışma başlattı. Genel Başkan Yardımcısı Layaksoy o dönemi CHP ile 15 vekil transferi yapıldığı günün gündüz saatlerinde İyi Parti Demokrat Parti üzerinden seçimlere katılacağı konusunda uzlaşmıştı. Böylece aynı gün içinde iki farklı partiyle anlaşma yapıldı. İkisinde de teklif İyi Parti tarafından gelmişti sözleriyle anlattı. CHP ve Demokrat Parti'nin birbirinden haberleri olmadığını da kaydetti.